Sevgili dedem, bana mühürlü bir mektup bırakmıştı. Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğinde, ruhun tükendiğinde bu mektubu aç. Şimdi değil demişti. O zamanlar anlamamıştım ama 20 yıl sonra ne demek istediğini anladım. O ofis ortamında çalışmak, her gün aynı işi yapmak, vasıfsız yöneticileri çekmek, artık bıkmıştım. Sonra aklıma mektup geldi. Nasıl da hayırsızsam o kadar yıl mektubu açmamışım. Mektubu açtım. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu yazıyordu. İnsanlar ve doğayla bağlantı kurman gerek. İnziva çiftliğim diye bir yer var. O çiftliğe git ve soyadımızı şereflendir diyordu. Ben de mantıklı dedim. Zaten hayattan çok yorulmuştum. Atladım otobüse, inziva çiftliğine doğru yola çıktım. Otobüsten indim, köye ulaştım ve beni Robin diye biri karşıladı. Başkan yollamış beni karşılaması için, buraların marangozuymuş kendisi. Robin bana inziva çiftliğini gösterdi ve yeni evimi. Başkan Lewis de sağ olsun beni karşılamaya geldi de evimden çıktı, o gözümden kaçmadı. Artık buranın çiftçisi sensin dedi. İlk gün şöyle iyi bir uyku çektim, sabah kalktım, evin dışında bir çıktım, ortalık perişan halde. Ben de bu çiftçilik işleri, ekinler mekinler nasıl yapılır, sıfır bilgi. Buranın çiftçisi de sensin dediler, bir sorumluluk yüklediler, ben şehir çocuğuyum. İki tane de tavuğum var. Onları da bir sevdim. Yani sevgiden anlıyorsalar. Bazılar anlamaz da. Şöyle bir ortamı düzelteyim dedim. Her tarafını değil tabii. Sadece kullanacağım kısmı temizleyecektim. Yani iki taş kaldırayım dedim. Bir anda belim büküldü. Alışmışım bu şehir hayatına. En azından ufak bir alanı temizledik. Bir tane de sandık yaptım. Üzerimdeki fazlalıkları koyayım diye. Kasabaya gideyim, bir de tohum alayım dedim. Yani insanlarla falan tanışmak için şu an kendimi hiç hazır hissetmiyorum da. Takvime milletin doğum günlerini, şenlikleri falan yazmışlar dedim. Bunlar ne kadar ponçik ya. Hemen dükkana girdim, baktım Abigail diye biri var, onunla konuşmaya başladım. Yani kimseyle konuşmayacaktım ama burası da köy yeri ama genç kızlar falan. Allah. Ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum falan dedi. Allah Allah dedim. Şaire mi geldik, nereye geldik dedim. Birkaç da tohum aldım. Yani ne tohumu iyidir ne kötüdür hiç bilmediğim için böyle sıfır bilgiyle oradan sar dedim abi bana biraz bir şeyler. Birini daha gördüm. Hayvan bakım malzemeleri falan satıyorum dedi. İyi dedim. Sonra sokakta Sam diye bir çocukla karşılaştım. Ulan dedim ne güzel bir sürü genç kız vardı. Bu nereden çıktı dedim ya. Yakışıklı da bir çocuk. Tam da zengin züppesi bir şeye benziyor. Aldım havuç tohumlarını ve fasulye tohumlarını bir güzel ektim. Onları da şöyle bir suladım. Tamam dedim ya. Fena bir başlangıç değil. İnşaat minşaat sandıkta gerekir diye etraftaki odunları da kesmeye başladım. Günü bitirdim, şöyle güzel de bir uyku çektim. Var öyle bir hamlamışım ki bir kalktım her tarafım pert oldu. Biri bana mektup yollamış. Balık avından döndüm, oraya gel falan diyor. Dedim nereden tanışıyoruz mu birader? Balıkçının yanına geldim, suyun dibinde efkarlı takılıyor. Sağ olsun bu Willy denen adam, çok balık yakaladım falan, sana eski oltamı vereyim dedi. Eyvallah dedim. Balıkçılık çok önemli. Dükkana gel, dükkana da malzemeler var. Balıkçılık yapalım falan dedi. Herhalde ayağım alışsın diye önden bir olta verdi. Sonradan bana dükkanda bir şeyler kilitleyecek. İyi dedim, ben de bir balık tutayım bari. Zaten bugün elim boştu. Belli ki bu köyde hayat da böyle geçecek. Tarla işleri, balıkçılık, belki bir izdivaç olursa. İlk balığımı da ufaktan bir zorlansam da yakaladım. Oo dedim güzel, 20 santim ringa balığı. Elim cetvel gibidir, hemen anlar. Bir de sardalya yakaladım. Bir sardalya daha yakaladım. Sonra bir sardalya daha yakaladım. Sonra balıkçının dükkanına bir uğrayayım dedim. Dedim usta balık yakaladım. Satın alayım dedi. Adam bana verdiği oltayla benden balık alıyor. Bir işkillendim ama baktım iyi para veriyor. Çok iyi lan dedim, ben balık tutmaya devam et. Bir de hamsi yakaladım. Balıkçıya döndüm hemen, sardalya mardalya hamsiye onları da satıverdim. Sahilden de öyle midye deniz tarağı falan gördüm. Onları da topladım, alakasız yani toplamayacaktım da görünce alayım dedim. Balıkçıdan kazandığım parayla hemen gittim birkaç tohum daha alayım dedim. Lahana tohumu aldım, patates aldım. Sonra bir baktım dükkanın içinde köylüler sporu falan yapıyor. Ulan dedim bu ne alaka, burası nasıl bir yer? Jody diye bir kız vardı, hayal ettiğim gibi değilsin dedi. Nefes al nefes ver falan dedi, beni görmezden geldi. Emily diye biri vardı, pelikan kasabasında olma hoşuna gidecek dedi. Dedim ortam böyleyse gider tabii dedi. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra falan dedi. Ulan dedim neler oluyor? Caroline vardı, sen yeni çiftçi mayıs olmalısın dedi. Ulan bu köydekiler niye 70-80 yaşında değil? Terden sucuk su oldum dedi. Dedim o muhabbete gerek yok. Sonra Robin'i gördüm. Ama herkes spor falan yapıyordu. Bir şeylerle uğraşıyorlardı. Ben de milleti uğraştırmayayım, gideyim dedim. Kendimi de biraz ağırdan satayım dedim. Yeni aldığım tohumları da ekip sulamaya başladım. Şu an farkındayım tabii, bir düzen yok. Ama zamanla olacak. Köyde dolaşıyordum. Burada bir de bilim adamı varmış.
Bitki ve hayvanlar üzerinde çalışıyormuş dedim. Bu köy acaba Lost'taki ada gibi bir yer mi dedim ya. Kızım Maru ile tanıştın mı, seninle tanışmak istiyordu dedi. Yani tanışalım dedim de kimin yaşı kaç, çocuk mu, genç mi, yaşlı mı onu da anlamıyorum ki. Sakata geleceğiz. Biz de buraya ne için gelmişiz, abaza gibi takılıyoruz. Birinin de çadırına girdim. Adam rahatsız olma, ben burada tek başıma yaşıyorum dedi. Asıl sen rahatsız olma dayı dedim. Ben girdim çadırına, çıktım. Bir günü daha tamamladım, yatıp uyudum. Dışarıda da yağmur vardı. Oh dedim, iyi. En azından şunları sulamayacağım. Bir baktım kümese benim tavuklar yumurtlamış. Helal lan dedim. Böyle devam. Ne yapalım işte, para kazanmak için balık tutmaya da devam et. Emily'yi gördüm. Unutulmuş uygarlıklar tarafından yapılmış ender bulunan güçlü ve büyülü yüzükler falan filan diyor. Allah dedim, bu kesin enerji burçlara da inanıyordur. Emily elendi. Bu ürünler de ne zaman büyüyecek dedim ya. Bu ne böyle, her gün suluyoruz şunları. Böcekler falan var. Birisi de bakır cevheri istiyormuş. Getiren olursa para vereceğim falan diyormuş. Ben de kabul ettim. Bir ara bulursam getiririm dedim. Etraftaki insanlarla da bir tanışayım dedim. Zaten günüm boş. Herkesin de odası çok güzel. Ben millet evime davet etsem rezillik. Hop dedim, merhabalar hanımefendi. Çiftçi çocuk falan ayıp oluyor. Çocuk değiliz dedim. Aslında şu korkunç kıyafetlerin olmasa tatlı birine benziyorsun dedi. Yok dedim ağam. İşçi emekçi itin götüne sokanla bizim işimiz olmaz dedim. Baktım yapılacak çok iş var. Silo, değirmen falan. Bunları dedim zamanla yaparız. Bir baktım burada kocaman bir alışveriş merkezi var lan dedim. Ne alaka burası köy yerinde? Nehre de balık tutayım diye gittim. 3 tane kırık gözlük buldum. Bu ne kardeşim? Gözlüğünü kıran herkes gelip bu nehre mi at? Bu Marni kapıma gelmiş, bu hayvan ürünleri satan. Bana bir kedi getirmiş. Çiftliğin bir kediye ihtiyacı yok mu dedi. Yani yoktu ama alayım dedim. İsmini de Yoda koydu. Sonunda ilk hasatlarımı da yaptım. 2 tane de altın kaliteli yaban havucum oldu. Aslında daha fazla hasat elde ederdim de yanlışlıkla elim kaymış. Baltayı hasatlara vurdum, onları ziyan ettim. Bizim başkan çıktı karşıma. Selamlar dedi. Burası Pelikan Kasabası'nın halk evi dedi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa. Eskiden burası kasabanın eğlence ve toplanma merkeziymiş. Gençler hep telefonla oynuyorlar ya falan yaptı. Yaşlı dayılar gibi konuşuyorum dedi. Öylesin çünkü. Jojo şirketi burayı satın alıp burayı depoya çevirmek istiyormuş. Geçmişten gelen bir şey var. Burayı satmak istemiyorum dedi. Orada bir şeyler gördüm. Arkasını döndüğünde yok oldu. Kesin farelerdir ya dedi. Dalga geçer gibi adam tam döndüğünde o şey yok oluyordu. E garipti. Neyse daha sonra gelirim, bir daha bakarım dedi. Alex diye birisi de ringa balığı istiyormuş. Bir topladığım şeyleri satayım da sonra balığı tutarım dedi. Bu arada hasatları satmak da baya karlı bir iş oluyor. Şöyle sağlam bir tarlam olsa beni zengin yapar yani. Baktım bu işte para var. Bütün paramla hayvan gibi yaban havucu tohumu aldım. Cebimde 2 kuruş para kalmadı. Ringa balığını da yakaladım. Elliot diye birisiyle konuştum. Kumsaldaki barakada yaşıyorum dedi. Abla dedim, senin tip zaten Hollywood can kurtaran filmlerinden çıkma gibi dedi. Balığını yakaladık, bir de Alex denen elemanı bulacağız. Madem istiyorsun gel meydana vereyim işte. Abigail ile karşılaştım. Bugünün cuma olduğunu fark ettim. Zaman kavramını yitiriyorum falan dedi. İki sohbet döndürelim diyor. Saçma sapan konuşuyorlar. Böyle. Alex'in evine gelmişim. Balığını getirdim. Aç şu kapıyı diyorum. Yatak adama gireceğin kadar yakın değiliz diyor. Lan bir şey mi yapacağız sanki? Balığını getirdi mi? Alex'i beklerken evde George diye biri vardı. Onunla tanışayım dedim. Yeni insanlarla tanışmak istemiyorum. Defol dedi. Kundaklayacağım evleri. Aç diyorum şu kapıyı, açmıyor çünkü. Balığını kapının altından atacağım. Alex Bey sporunu yapana kadar tarlayı bir sulayayım dedim. Bayılacak kıvama geldi. Yani levreye pişirmeden dümdüz yutmak zorunda kaldı. Beyefendi sonunda sporunu bitirmiş. Bir de neredeyse unutuyordum. Bugün benim şınav çekme günüm diyor ya. Arkeoyu çekeceğim şimdi. Al kardeşim dedim, şu balığını bir daha konuşmayalım dedim. Sonra gittim, güzel bir uyku çektim. Dedimi de arada bir seviyorum. Lazım dediler, sevgi ister. Bakır bulayım diye maden gibi bir yere gittim. Orada da Marlon diye biri vardı. Burası yıllardır terk edilmiş falan dedi. Sağ olsun bana bir tane kılıç verdi. Macera perestler loncasını yönetiyormuş. Gözüm üzerinde kendini kanıtlayabilirsen seni loncanın üyesi yaparım dedi. Bakarız dedi. Madene girdim, etrafta da taşlar falan var. Bana da bakır lazım. Sonunda bir alt kata inince orada bakırı buldum. Ha dedim, demek ki Marlon bana bu yüzden kılıç vermiş. Madende balçık gibi bir şey vardı. O da zararlı mı zararsız mı anlamadım. Görür görmez kılıcı saplamaya başladım. Bana da dandik kılıç vermiş herhalde. Balçı top gibi oynadım, ölmedi. Bazı taşlar da bazen hareket ediyor, ne garip bir yer. İçeride balçıklar falan var, aşağı katlara inmeye çalışıyorum. Yani uğraşmak istemiyorum, ben bakır bulmaya geldim dedim ya. Bakırımı alayım gideyim, balçıklar size falan karışmak istemiyorum. Neyse gideyim sonra tekrar gelirim dedim. Yani bakırın görevini almıştım, görevin süresi geçti dediler. Bunlar süreyle mi oluyor kardeş? Neyse dedim, evime döneyim bari.
Sabah bir kalktım, Clint kapıma gelmiş. Kayaları çıkarıp içinden maden çıkartıyormuşsun dedi. He dedim, kardeş doğrudur. O zaman senin bir fırına ihtiyacın olur dedi. Ulan dedim, millet ekmeğinde. Sağ olsun bana bir fırın taslağı verdi. Tarlayı zaten öyle büyük atmışım ki sulayacağım diye perişan oluyor. Bugün de belediye başkanının doğum günüymüş. Kutlayayım diye bir yanına gittim de pek oralı olmadı. Hediye mi alsak acaba şunu? Böyle bir şeyler yetiştiriyor. Bahçesinde ekiyor falan. Bu tarz şeyler hoşuna gidiyor herhalde diye bir karnabahar tohumu hediye edeyim dedi. Hediyenin de iyisi kötüsü olur tabii de. Yaşlı başkanın doğum gününü hatırlamışsın falan dedi. Düşünmen yeter dedi. Ben orada anlayacağım, anlatayım. Madene geri döndüm. Biraz daha bakır bulmam lazımdı. Çünkü fırın inşa etmek istiyorum. Fırın beni bir üst seviyeye geçirecek gibi duruyor. Madene girdim. Jeot diye bir şey buldum. İçimi açılıyormuş. Bir şey mi çıkıyormuş? Aşağı kata gitmek istiyorum. Her geldiğimde madenin merdiveninin yeri değişiyor. Fantastik bir yerde miyiz kardeşim dedim. Yani. İçeride de türlü türlü yaratıklar, sinek gibi şeyler var. Balçıkladı beni. Aşağılık yaratık. İğrenç bir şey. Belli dedim. Belli bu madene sağlam enerjiyle gelmek lazım. İyice yavaşladım. Enerjim falan da kalmadı. Son gücümle şu balçığı kesmeye çalıştım. Bir alt kata indim. Yiyecek bir şey de kalmadı. Perişan bir vaziyette birkaç tane daha bakır çıkartırım, dayanabilirim dedim. Sonra oraya yığılmış kalmış. Nasıl geldiğimi anlamadım. Sabah bir kalktım, evdeyim. Sonunda patateslerim de büyümüştü. Gece beni Linus diye biri bulmuş. Birileri cebimden para falan alıyormuş. Beni eve getirmiş. Neyse dedim, Linus'cum aldıkları para olsun. Bu Hayley denen kızla bir konuşayım dedim. Bu kasaba çok küçük, rezillik resmen falan diyor. Git ablacığım o zaman, git ya. Kurulu düzenim mi var? Giysi alabilmek için 50 kilometre gitmem gerekiyor. O yüzden internetten sipariş veriyorum falan diyor. Güzel bir güne uyandım. Çünkü bütün havuçlarım hasat edilmeye hazırdı. Havuçlarımı sattım ve 2000 altın topladım. Yanıma da enerji verecek şeyler aldım, madene gittim. Madende ilerledim ama saat de gece oldu. Yine de orada bakır gördüm. Onları almam lazım dedim. 10. kata geldiğimde bir kasadan deri çizme çıktı. Tamam dedim, yeter, ben artık eve döneyim dedim. Ama yine yığıldım kaldım. Böyle peri gibi bir şey geldi, benim ekinlere büyü mü yaptı ne yaptıysa artık onu gitti. Fırını da inşa ettim. Bayağı da heybetli çalışıyordu. 6 tane balçık kesene ödül varmış. Hemen kabul ettim. Zaten yaptığım şeydi. Sonra bugün Vincent diye birinin doğum günüymüş. Umurumda bile olmadı. Vincent kim, tanımıyorum bile. Madene geldim, hemen balçıkları kesmeye başladım. Zaten geldiğim de iyi oldu. Ben de bakır toplayacak. Köşeye sıkıştırdığım gibi çatır çutur acımasızca kesiyordu. Görevi de tamamladım. Robin de bana mektup yolladı. Baltamı kaybettim, bulur musun falan dedi. Sağ olsun, o da bana çok yardımcı oldu. O yüzden baltasını bulacağım. Yani tarif ettiğine göre... Çok da sağlam tarif etmedi de ormanda bir yerde baltayı bulurum diye düşünerek geldim. Yani saatlerce uğraştırdı, bütün ormanın her bir köşesine baktım da en sonunda baltayı buldum. Lia diye bir kızı gördüm, her gün salata yiyormuş. Al dedim sana bir yeşil soğan vereyim. Sevindi, ne demek dedim. Arkadaşça verdim tabii hediye. Robin'e de baltasını getirdim, o da sevindi. Sebastian diye biri geldi, gece gizlice mağaraya girdim. Taş yengeci kolumu kesti, kimseye söyleme diyor. Bana ne birader, nasıl sen bana söylemedin. 12 gün oldu ve resmen bu köy hayatında savrulmaya başladım. Sabah kalkıyorum, günlük rutin işlerimi yapıyorum. Her yerde de şu Lia denen kızı arıyorum. Bir fasulye istedi, ben de vereyim diyorum. Ortalıkta yok. Ufacık köyde nereye gidiyor bu insanlar ya? Köyün orada bir yerde karşılaştık. Yeşil fasulyesini de verdim. Onunla aramız fena değil, bir başlangıç seviyesindeyiz. Arkadaşça, halk evine de bir gireyim, bir inceleyeyim dedim. Bayağıdır gelmiyordum, ne varmış diye. Orada bir yazılar buldum da ne yazdığı anlaşılmıyordu. Yıkılmış, dökülmüş. Aslında kullanışlı bir yere dönüşecek gibi duruyor da. Neyse dedim, buraya sonra bakarız. Bir tane büyücü halk evine girmişsin, etrafa bakınmışsın, gel beni bul dedi. Geliriz ağam dedim. Burada yapılacak iş bitmiyor zaten. Meydanda da bir yumurta şenliği diye bir şey varmış. Oraya geleyim dedim, yeni insanlarla tanışırım. Tezgahta flamingo, çilek tohumu, mevsimsel bitkiler gibi şeyler satılıyordu. Yeni de bir sürü insan gelmiş meydana. Gözüm hemen Lia'yı aradı tabii. Bu Harley denen kızla Alex'in konuştuğunu gördüm. Çiçek dansı falan diyordu. Alex diyor, ben her gün 3 yumurta yemeye çalışıyorum. Bas dedim kardeşim. Çileği de severim. O yüzden çilek tohumlarını alayım dedim ya. 8 tane aldım. Linus diye bir dayı geldi, kimse benimle konuşmaz dedi. Acıdım dayıya, öyle şey mi olur dayı dedim. Etraftaki herkese de bir güzel konuştum. Sonra başkanın yanına gittim. Hocam dedim, başlamıyoruz mu şu etkinliğe? Bizim işler güçler bekliyor. Bahar yumurtası avı diye bir şey varmış. Bir anda dağılın yumurtaları, bulun falan dediler. Ulan dedim, ne yumurtası, ne oluyor bunu? Her sene düzenliyormuş, benim haberim yok tabi. Sonra etrafta yumurtaları gördüm, hemen koştum yumurtayı yakaladım. İçimde böyle bir hırs belirdi. Dedim benim bu yarışmayı kazanmam lazım. Kazanmak için yani şu Alex'i dövelim.
döverim, yumurtalarını kırarım dedi. Orada bir tane yumurta vardı, tam kız alacak demen koştum önünden aldım. Zaman bitti hemen ya, inanılmaz. Bu yılki yumurta avının kazananı Abigail olmuş ya. Kaç tane yakaladın Abigail? İki tane çocuk gördüm. Ne yapıyorsunuz lan dedim. Lağımı keşfe çıkmak istiyorum falan diyor. Vincent dedim, saçmalama. Çık lan oradan dedim. Çocuklar lağımdan bir anda korktular. Koştular geldiler. Buranın anahtarı Gunther'de falan dediler. İçeride bir şeyler hareket ediyor dediler. Çocuklar dedim, sakin olun ben bir bakayım. Bok vardır. Beni de orada bir ufak korku saldı da çocuklara çaktırmadım tabii. Bir baktım köye bir şey gelmiş. Siz kimsiniz acaba dedim. Pırasa mırasa satıyor ama her şey de inanılmaz pahalıdan kitlemeye çalışıyor. Şerbetli otu yetiştiricisi vardı. Ver lan bir tane dedim. Alayım yani, ne işe yarar bilmiyorum ama belki ileride işe yarar dedim. Büyücünün mekana da geldim. Ortalıkta ayinimsi bir şeyler, kazanlar falan bir gözümü korkuttu da. Esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasındaki köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım dedim. Kanuni kendini mi açıklıyor, ne oluyor dedim. Gelişini çok önceden görmüştüm falan dedi. Bu sıkıyor herhalde. Falcı gibi bir şey bu. Sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Halk evinde gördüğüm şeylerden bir tanesini gösterdi. Kendilerine Junimo diyen gizemli ruhlarmış. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar dedi. Onlardan korkmana gerek yok ama dedi. Bilinmeyen dilde bulduğun şeyi ben bir gideyim bir kontrol edeyim geleceğim dedi. Sonra eleman harbiden ışınlandı. Kapıdan geri girdi. Niye ışınlanmadın abi tekrar? Notu da çözmüş. Biz Junimo'lar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Orman ile birseniz o zaman bu parşömenin gerçek doğasını göreceksiniz yazıyordu. Orman ile birseniz şeyini anlamak istiyorsan gel şu kazandan bir iç bakayım. Ormandan topladım yetiştirdim falan dedi, bana da içirdi. Benim böyle bir anda dünyam yeşermeye başladı. Ne verdin bana dedim baba. Ben dedim neredeyim? Yüzük dedim. Yüzüğü taşımak zor olabilir Bay Frodo. İsterseniz yardım edebilirim dedi. Artık Junimo'ların konuştuğu şeyleri anlayabilecekmişim de yani dayı bana içeride bir şey verdi. Bir anda kapıda uyandım ya, hatırlamak istemiyorum. Benim de 3 tane ringa balığı yakalamam lazımdı. Sabah kalktım gittim bir kedimi sevdim. Dışarı bir çıktım yine yağmur yağıyor. Bana mektup gelmiş, bağırda ektiklerin yazın ölecek diyor. Yaz ne zaman geliyor? Halk evine gittim, bu Junimo'ların yazılarına bakayım dedim. Benden bazı bitkiler mitkiler istiyorlar galiba. Bir bilinmezlik var ama bunları tamamladığımda ne olacak dedim. Yani halk evi açılacak mı? Ödül mü verecek? Lia'yı da gördüm. Bende şöyle sağlam altın kalite bir havuç vardı, onu hediye edeyim dedim, verdim. Kız da demiştir tabii, bu çocuk niye durmadan bana bir şey hediye ediyor falan demiştir de. Arkadaş ya. Annem de bana kurabiye yollamış, canım anam. Çiftlik hayatına alıştın mı diyor. Alışmam mı anne? Birazdan kurabiyelerini satacağım mesela. Pierre'in dükkana geldim, hoş geldin falan dedi. O sırada içeriye Morris diye biri girdi. Joja marketten yapacağınız alışverişlerde %50 indirim kuponları dedi. Pierre tabii %50 mi dedi. Evet, alıcı var mı dedi Morris. İnsanlar tabii bir anda bir koşuşturmaya başladılar. Pierre ben bu fiyatlara inersem batarım dedi. Morris de şerefsizin teki belli ki. Büyük olduğu için indirim yapıp etrafındaki küçük esnafı bitirmeye çalışan tekelci bir haysiyetsizdi. Patateslerimi sattım, oradan da güzel bir para geldi. Sırt çantası geliştirmesi vardı. Onu da alayım dedim. Üstüm hemen doluyordu. Bütün paramı verdim. Sırt çantamı geliştirdim. Artık dedim beni sağlam bir maden keşfi bekliyor. Madende 10. kata indim asansörle. Hemen gezinmeye başladım. Üzerime sinek gibi bir şey geldi. Kaç kez vuruyorum, ölmüyor da. Bu ne zaman ölecek dedim. Benim tarımda ilerlemek için demire ihtiyacım var. Demirle fıskiye yapacaktım ve istediğim kadar ürün ekebilirim dedim. Öyle madenlerde balçı, sineği, miniği kesip bana hiçbir şey yok gibi kazmaya devam ediyorum işte hayat. Yeni bir şeyler keşfediyorum. Yapılacak işler geliyor da kaynak mı var, bir şey mi var? Balçık öldürdüm. Balçık öldürdüm diye bana bilet gibi bir şey verildi. Bastım bileti, kullandım. 13 tane avuç tohumu verdiler sağ olsunlar. Burada işler bir garip işliyor. Lia'yı gördüm. Konuşayım dedim. Kazara bir böceğin üstüne bastım dedi. Salla dedim ya, ne olacak. Sonra ona bir hediye verdim. Hoşuna gitti, böyle doğa şeylerini seviyor herhalde. Kendisiyle aramızda iki kalp. Bir onun bir benim. Tabii benim kılıçla burada doğayı katlettiğimi görse bir tık aramız bozulabilir de. Doğada bir de kara indiba diye bir şey buldum. Lia bunu kesin sever dedi. Baktım göletin orada takılıyordu. Hemen köşeden bir kara indibayı aldım. Yanına gittim, ona bir hediye edeyim dedim. Bana çok fazla hediye veriyorsun, olmaz falan dedi. Doğru diyorsun dedim. Ne çiziyorsun dedim ya, güzelmiş dedim. Hadi görüşürüz. Yumurtadan mayonez üretebileceğim bir mayonez makinesi yaptım. Onu da getirdim, hayvan çiftliğinin yanına kurdum. Sabah kalktım, yeni ürünler almaya gidecektim ama önce bir Lia'nın yanına uğrayayım dedim. Bir selam vereyim yani. İçeriye girdim, ilk kez evine giriyordu. Merhaba Max, içeri gel, içeri gel dedi. Şu heykel üzerinde çalışıyordum dedi. Ne kadar güzel dedim. Gel buraya izle bakalım dedi. Dedim ki sen vurdukça güzelsin. Ahşabın özünü açığa çıkartıyorum dedi. Dedim sanatçı bir insan ya, ne kadar güzel. Dış katmanları açtığın zaman doğanın gerçek yüzü ortaya çıkıyor dedi. Bir öpücük alabilir miyim diyebilirdim ama insanlarda da aynı şey geçerli dedi. Ne? Aa evet, çok doğru dedi.
Gereksiz yere kızla da Turu abi gibi konuştuk. Bu vadiye ilk geldiğimde küçük bir kızdım. Ailecek geziye çıkmıştım. Buraya bir gün geri döneceğimi bilmiyordum. Burası sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip dedi. Sonra yine de itiraf etmeliyim, bir sanatçı olarak faturalara ödemek kolay değil dedi. Dedim ki yaptıklarını internetten satsana. Sanırım bu iyi bir fikir ama önce bilgisayara ihtiyacım olacak dedi. Bilgisayarlar çok pahalı deyince ayarlarız dedim ya. İkinci el falan, ben sana bir şey dizerim. Ziyarete gelmen çok hoştu dedi. Bahar bitmeden bir de patates ekmeye karar verdim ama patatesleri şöyle bir gübreleyeyim de öyle ekeyim dedim. Güzel bir uykumu çektim. Demir çittir, kavanozdur, sıradan tutucu topraktır. O tarz şeyleri öğrendim uykumda. Jody bana mektup yollamış. Karnabahara ihtiyacı varmış. Sebastian'a sardalya götüreceğim. Bir de şu maceracılar loncasına kabul törenim var. Sebastian'ın kapısına geldim. Uyan dedim. Uyan, kapıya vuruyorum. Balığını getirdim dedim. Bu köyün insanlarında bir sıkıntı var. Maru da biraz yorgunmuş. Ona da bir hediye vereyim dedim. Teşekkürler dedi, geçti. Maru bu hediyedir yani. Neyse. Sebastian'ın odasına geri gittim. Kapıyı çalıyorum. Çocuk kapatmış kendini odasına. Bilgisayar oynuyor şimdi. Balığına da başlayacağım. Sebastian'ına da. Onun da yakaladım şu gotik çocuğu. Biraz daha patates tohumu aldım. Onları da ektim ama buradaki bu ekinlerin böyle düzensiz olması o kadar canımı sıkıyor ki. Bunları bir ara düzeltmemiz lazım. Halk evinin de benden bazı istekleri vardı. Onları da bir yerine getireyim bakayım dedim. Karşılığında bir şey vereceğiz dediler de her şeyde çıkar meselesi de. 30 tane bahar tohumu verdi bana. Ortalıkta bir şeyler çıkıyor. Bu ufak jelibonlar da bizi yönetiyor. Yeşil fasulye, karnabahar, patates, yaban havucu falan istemişler bir de. Maceracılar loncası denen yere geldim. Yani savaşmak için cidden güzel şeyler satıyorlar. Hani dedim hocam beni üye falan yapacaktınız, bir tören mören, o kadar yaratık kestik dedim. Madende de yavaştan ilerlemeye çalışıyorum. Şu üstüme üstüme gelen sinekler o kadar sinir bozucu. Lahanalarımı sattım. Çok güzel bir para elde ettim. Bugün de kitapçı diye biri gelmiş. Gidip bir de onu göreyim dedim. Kitapçı da iyi hoş. Bazı tecrübeler, geliştirmeler, deneyimler falan satıyor ama bizde o para yok işte. Maceracılar loncasına gittim. Benim bu madende ilerlemem lazım dedim. Bir şeyler alayım dedim. En azından şöyle vurdum mu hissettiren bir kılıç alayım dedim. Benim kılıcı da sattım. Emily'yi gördüm. Çalışıyordu. Onun yanına gittim. İlk geldiğim zamanlarda bir konuşmuştuk. Merhaba Mice dedi. Ahırında koyun yetiştiriyor musun? Yünleri güzel kumaş rulolar haline getirebilirsin falan dedi. Ona bir de bir çiçek hediye edeyim dedim. Teşekkür etti. Hediyeyi sevdi. Bir de kuvars vereyim sana. Kuvars seviyormuşsun dedim. Bugün zaten hediye aldım falan dedi. Utanma dedim ya. Allah Allah, içimizden geldi. Almadı. Bir baktım köyün orada dayı gelmiş çöpe bir şeyler yapıyor. George da rakunların geldiğini falan düşündü. Beni gördü. Şu köşeye dön de bir rakunu korkut dedi. Korkutayım dedim. Ben köşeye dönünce tabii yaşlı dayı ortaya çıktı. Hayırdır dayı dedim. Yemek buluyorum oğlum, almazsam israf olacak dedi. Yüreğimi parçaladı bir anda. Yemek israf olmasın tabii dedim. Ne diyeyim adama, utandırmak istemedim. Kimseye de bir zararı yok. Yazık, başka çöp kutularına gitti. Gaz çıktı, bekle dedi. Ne yaptığını biliyorum Linus dedi. Eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa istemen yeterli. Pelikan kasabasında kimsenin aç gezmesini istemiyorum dedi kral. Börek, baharatlı makarna falan verdi. Helal olsun dedim. Gaz ben de alayım dedim ya, evde havuç yiyoruz. Sabah kalktım, şu tarlaları bir sulayayım dedim. Ondan sonra yeni kılıcımla madeni yok edeceğim dedim. Bana da bir mesaj yollamış. Şapka satıyorum tamam mı dürtük. Şu eski eve gel dürtük. Paracık getir yazmış. Şimdi gideceğim kılıcı böğrüne sokacağım. Tam madene gidecektim de şu eleman canımı sıktı, gideyim şu şapkacıyı bir göreyim dedim. Geldim baktım fırtınacı diye bir şapkayı bana bine satmaya çalış. Zaten garip grup bir şekilde konuşuyordu. Neyse dedim bunu bulaşılmaz şimdi bıçaklar falan. Hemen 20. kata indim. Dedim şöyle madeni temizlemeye bir başlayalım. Şu can sıkıcı sinekler geldi ama artık onları çatır uçtur kesecek yeni kılıcım vardı. Artık sorun değiller. Yani zaten sorun değillerdi de öldürüyordum ama zamana mal oluyor. Demir cevherinin de 40. kattan itibaren başladığı söylendi. O yüzden amacım şu an 40. kata ilerlemek. Sonunda 25. kata geldim. Farklı da bir madene ulaştım. Topaz diye bir şeymiş. Gün bitmek üzereydi ve 30. kata çok az kalmış. Hemen oraya ulaşmalıyım dedim. 30. katta asansör var çünkü. 30. kata gidemeden uyuyakaldım. Joja mıdır nedir, o markette gider beni bulmuş, eve getirmişler, bir de cebimden para almışlar. Sabah kalktım bari bugün biraz sosyalleşeyim dedim. Önce Liao'nun evine gittim. Heykelini yapıyordu. İkimiz de kasabanın dışında yaşıyoruz, bu ne anlama geliyor acaba falan dedi. Dedim ki sana bir fulye getirdim dedim. Teşekkür et. Hadi sana kolay gelsin dedi. Diğerin dükkanına gittim, içeride de Abigail vardı. Abigail dedim ne yapıyorsun? Sana bir kuvars vereyim, sen kuvarsı sevecek gibi duruyorsun dedi. Aç olduğumu nereden bildin? Çok lezzetli duruyor falan dedi, işte şakalar bakalar. İnsanlara da böyle sevdiği şeyleri vermeye çalışıyorum ya, işte sosyalleşelim arkadaşlık. Baktım bir de orada eğleniyorlar, spor yapıyorlar. Emily'ye dedim ne yapıyorsunuz? İyi ya, egzersiz yapıyoruz dedi. Çok iyi dedim. Ben de dün topaz buldum, belki hoşuna gider dedim. Vay be, çok teşekkür ederim falan dedi. Yani öyle kötü bir amacım yok. Böyle bonkör olmak. İnsanlara sevdiği şeyleri vermek. Sadece kadınlara ama.
Demircinin yanına geldim. Dayı dedim, sen bazı taşları işliyormuşsun. İşle bakalım içinden ne çıkacak. Kırdığımın başına 25 altın alırım dedi. İçinden ne çıktığı belli değil. Sarı zırnık çıkıyor. Granit çıkıyor. Garip grup şeyler çıkıyor. Yıldırım yumurtası diye bir şey çıktı. CS'de kasa açmak gibi ama var. Açtıkça hoşuma gidiyor ne çıkacak diye. Alamit, kalsit, demir, memir ne varsa garip grup şeyler çıkarttı. Bayağı da bir para döktüm. Çeşitli mineraller varmış. Bunu da bir kır dedim. Onun içinden kil düştü. Eyvallah dayı dedim. Peki sen bunları ne kadar alıyorsun dedim. Öyle çok da para vermiyormuş. Abigail ne yapıyorsun kız dedim burada. Atlamayı falan düşünmedim. Abigail birazcık depresif bir tipe benziyor da. Ekinlerimi suladım. Tavuklarımı sevdim. Çiçek dansı diye bir şey varmış. Oraya bir gideyim bakayım dedim. Böyle etkinlikler beni geriyor. Yakın arkadaşım falan olmayınca öyle yalnız kalıyor. Tezgah falan kurmuşlar. Süsler satıyorlar. Emily'nin yanına gittim. Ne yapıyorsun Emily dedim. Liao gördüm. Orada suyun yanından suya bakıyordu. Dansta eş olalım mı dedim. Dürüst olacağım. Seninle dans etmek istemiyorum dedi. Baktım Abigail vardı. O da ben dansa falan gitmek istemiyorum diyordu. Herkesin önünde dans etmekten hoşlanmıyorum. Çok utanç verici falan dedi. Annesi onu zorluyormuş. O zaman dedim yani benimle dans et. Hani belki şey olur. Onur duydum ancak hayır demeliyim üzgünüm dedi. Ulan dedim nereden geldik bu etkinliğe ya? Özgüvenim yerle bir oldu dedim. Kimsenin yüzüne bakmak istemiyorum. Suya atlayıp boğulmak istiyorum dedim. Ne yapıyorsun Hayley dedim. 5 senedir çiçek kraliçesiymiş. Ben de kral olayım mı dedim. Iy hayır dedi. Böcek muamelesi yaptı bana. Başkan dedim başlat şu dansı da ızdırabımız bitsin dedim. Yandan oturdum insanları izledim. Onlar dans ettiler. Güzeldi. Eve döndüm ama moral motivasyon nasıl yerler? Onurum gururum ayaklar altında. Sabah Liao'nun yanına gittim. Ona bir pırasa hediye edeyim dedim. Bendeki yüzsüzlük de kimse de yok. Orada şimdi dansa falan davet ettim diye yanlış anlamasınlar. Arkadaşça bir şeyler yaptım dedim de. Amacımız da çok belli oluyor. Uzun süredir mayonez yapıyordum. Onları bir sattım. Patateslerimi falan da sattım. 6000 altın para yaptım. Marangoz Robin'e geldim. Bir tane dedim kuyu inşa edelim. Bunu yapmakta geç bile kaldı. Yani ta göle git su doldur beni yorduğu için. En azından dedim tarlaların dibinde bir kuyu olsun ben oradan alayım. Büyük babam bana bir paket bırakmış. İçinde 500 altın varmış. Annem onu bulmuş bana yollamış. Yani belki annem para vermek istiyor da çaktırmıyor işte. Abigail'in de yanına geldim. Yağmurlu bir hava dedim. Aynı saçlarının rengi gibi bir ametist taşı vereyim sana dedi. Çok sevindi. Müzeye girdim. Müzede de Gunter diye birisi vardı. Bir koleksiyon mu ne yapıyormuş. Gel dedi sen bana böyle enteresan bulduğun şeyleri getir bir koleksiyon oluşturalım. Karşılığında sana bir şeyler vereyim dedi. Gunter dedim sen hiçbir şey bulmamışsın ki sen nasıl müzecisin? Karşılığında bir şey vereceksen bakarız ama dedi. Herkes de köyde bir şeyler istiyor. Penny diye biriyle konuştuk. Kendisi öğretmen gibi bir şey. Karavanın metal tavanında yağmur çok ses yapıyor. İnsanı sakinleştiriyor falan dedi. Sana bir kara indiba vereyim mi dedi. Maru ile babası da çilekleri çok seviyormuş. Onlara da bir çilek götürdüm. Onlar da sevindi. Kuyumun inşası da bitti. Bu çok iyi oldu. Göle kadar gidip su çekiyordu. Artık rahat rahat sulayabileceğim. Robin'e gittim. Bana dedim bir de silo yapalım. Bunu dedim yem için yapıyorsak hani çiftliğin oraya bir yere kuralım. Yakın olsun dedim. Madende de 30. kata ilerledim. Böyle zombimsi yaratıklar gelmeye başladı. Ortamda karanlık. Buralarda ışıksız ilerlenmez ya. Madende biraz ilerledim. Sonra devrilmeden eve döneyim dedim. Sonra cebimden paramara alıyorlar. 28. güne geldim. Yani ilkbaharın son günü. Bir gün sonra yaza gireceğiz. Yeni ekinler, yeni doğada yetişen yeni besinler falan. İyi dedim yani ilk etapta köye biraz ayak uydurduk. Kızlara olan yürüme çabam birazcık sert bir şekilde onurumu gururumu kırarak geri döndü. Ama olsun dedim yani zamanla beni tanıyacaklar. Ben zaten buraya kafa toplamaya, dinginleşmeye geldim. Tarlayla falan uğraşmak da iyi oldu. Artık dedim yazın yeni bitkiler ekerim. Yeni hayvanlar bulurum. Yeni görevler yaparım. Ben hayatımı burada geçiririm dedim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.